Evet arkadaşlar, dil bilgisi derslerimize devam ediyoruz. Noktalama işaretleri. Ee, bunun neyi çok önemli diyeceksiniz? Ufak önemli bir ayrıntısı var. Hemen üstünden geçelim. Evet arkadaşlar, bütün dillerde olduğu gibi noktalama işaretlerimiz hemen hemen aynı, sadece çok minik farklar var. Biz ne yapıyoruz cümlenin sonuna noktayı bu şekilde koyuyoruz belli belirsiz değil mi arkadaşlar virgülü de aynı şekilde kullanıyoruz Çincede yazarken yapmamız gereken arkadaşlar noktayı belirgin biraz büyük bir hale getirmek içini de doldurabiliriz bu şekilde de yapabiliriz yalnız biraz büyük bir yuvarlak halinde kullanacağız arkadaşlar. Bunun nedeni de herhangi bir karakter yazarken mesela diyelim ki çü yazdık arkadaşlar değil mi? Bunun hemen yanına şöyle bir nokta koyduğumuzda biliyorsunuz Çince karakter yazısı bu kelimenin tamamı gibi anlaşılabilir arkadaşlar. Çinliler tarafından olmasa da yeni öğrenen biri bu virgülü burada karakterin tamamıyla bitişik sanabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine nokta da aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Bir cümlenin sonuna geldiğimizde yani biz de, biz örneğin wo ç dediğimizde arkadaşlar noktayı belirgin bir şekilde koyuyoruz. İçini doldurabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz arkadaşlar. Virgülü de aynı şekilde cümleleri ayırmak için kullanılıyor. Kullanım yerleri aynı arkadaşlar. Virgülü de ne yapıyoruz? Şöyle biraz Belirgin bir şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Direkt böyle küçük değil de biraz böyle 9'u andıran bir şekilde virgül kullanıyoruz. Soru işaretimiz aynı. Yine noktamızı belirgin bir şekilde yazıyoruz. Bunun dışında ne var arkadaşlar? 2 ee, nokta yine nasıl? belirgin bir şekilde noktalı virgül. Bunların kullanım yerleri aynı arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken şey karakterden biraz uzakta yazmak. Hemen karakterin çok bitişiğine değil de biraz hafif uzakta e, işaretlerimizi koymamız gerekiyor. Karakterle karışmasın diye arkadaşlar. Ünlemimiz de çok karışık oldu şurada yapalım ünlemimizde yine aynı belirgin şekilde kullanıyoruz arkadaşlar bir de şu şekilde ters virgül var arkadaşlar şöyle ters bir şekilde bunu da numaralandırmada bir şeyleri ayırmada yani e, sayı bildiren ifadeleri mesela ya da peşi sıra gelen e, fiilleri mesela e, Aralandırmada Bu şekilde kullanıyoruz Ama bunu da yazarken Ne yapıyoruz arkadaşlar Buraya hieroglifimizi Yazdık Buraya da yazdık Bunların arasına aralıklı bir şekilde Kullanıyoruz arkadaşlar Hemen bitişik bitişik Yazmıyoruz Noktalama işaretlerinde Önemli olan bu arkadaşlar bunun dışında herhangi bir şey yok. kullanım yerleri aynı ee, onun dışında bir sıkıntımız yok.